Hocana geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu videomuza Milli Mücadele hazırlık sürecinin ikinci videosunu çekeceğiz sevgili dostlarım. Peki bakalım ne demiş? Mustafa Kemal'in Meclis Mebusan toplamadan önce seçilen milletvekillerinden yukarıdaki isteklerin hangileri gerçekleştirilmiştir demiştir. Arkadaşlar bakın, Mustafa Kemal Erzurum'dan milletvekili seçilmesine rağmen ne yapmamıştır? Meclis çalışmaları için İstanbul'a gitmemiştir. Ama meclis çalışmaları daha yakından takip edebilmek için nereye gelmiştir? Ankara'ya gelmiştir. Peki Ankara'ya gelen Mustafa Kemal milletvekilleri İstanbul'a gitmeden önce ondan 3 tane şey istemiştir. Demiştir ki gidin mecliste müdafaa-i hukuk grubunu kurun demiştir. Peki Mustafa Kemal neden milletvekillerine mecliste bir grup kurun demiştir? Çünkü meclis içerisinde milletvekillerin daha aktif, daha kuvvetli olmasını istemiştir. Peki Misak-ı Milli'nin ilan edilmesini istemiştir. Mustafa Kemal neden Misak-ı Milli'nin ilan edilmesini istiyor? Arkadaşlar Misak-ı Milli kararları Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarıdır. Eğer ki Misak-ı Milli kararları yani Erzurum ve Sivas Kongre kararları meclis tarafından kabul edilirse ne olacaktır? Yasallaşacaktır. Bir de Mustafa Kemal demiştir ki gidin beni meclis başkanı seçin demiştir. Mustafa Kemal'in kendisini meclis başkanı seçtirmek istemesindeki amaç ileride yarın bir gün meclis kapatılırsa meclis başkanı unvanıyla Anadolu'nun daha güvenli yerinde meclis açmak istemiştir. Ankara'da söz veren milletvekilleri müdafaa-i hukuk grubunu kurmamıştır. Fellah-ı Vatan grubunu kurmuştur. Yanlıştır. Gider. Peki Mustafa Kemal'i meclis başkanı seçmemiştir. Gider. Ama milletvekilleri ne ilan etmiştir? Misak-ı Milli ilan etmiştir. Ve Misak-ı Milli'nin ilanıyla Erzurum ve Sivas Kongre kararları ne olmuştur? Yasallaşmıştır. Peki bakalım. Son Osmanlı Mebusan Meclisi ile ilgili özelliklerin hangileri meclis üyeleri arasında ortak hedeflerin var olduğunu kanıtlar diyor. Ortak hedef yani fikir birliği yani bir konu hakkında aynı düşüncede olmak. Peki bakalım son Mebusan Meclisi'nde Misak-ı Milli kararları kabul ediliyorsa demek ki ortak bir karar vardır. Bir olmayanlar gider. İkiye bakalım. Üyelerinin halk tarafından seçilmesi. Arkadaşlar halk tarafından seçilen her milletvekilinin aynı siyasi fikirde olduğuna ulaşamayız. Bu gider arkadaşlar. Cevabımız direkt ne şıkkıdır? A şıkkıdır sevgili dostlar. Peki. Misak-ı Milli kararlarında siyasi, adli, mali gelişmemize engel olan ayrıcalıklara karşı çıkılmıştır diyor. Arkadaşlar bakın. Bu bir tuzaktır. Bu cümleyi çok güzel bir şekilde ne yapalım? Ezberleyelim. Bu bir soru tarzıdır. Eğer ki size derse ki Misak-ı Milli'de siyasi, adli, mali, hukuki, sosyal alandaki gelişmemizi engelleyen unsurlar kaldırılmalıdır derken neye karşı çıkılmıştır? Kapitülasyonlara karşı çıkılmıştır. Olayı biraz daha süsleyelim. Kapitülasyon varsa bakın şunu unutmayalım. Bir yerde eğer kapitülasyon yani ticari ayrıcalık varsa orada arkadaşlar neyin olmadığını bileceğiz. Ekonomik bağımsızlığın olmadığını ne yapacağız arkadaşlar bileceğiz. Bunu unutmayalım. Osmanlı Devleti'nin Avrupalı devletlere kapitülasyonları genişletmesi, sürekli hale getirmesi Osmanlı ekonomik bağımsızlığını kaybedenin göstergesidir. Peki eğer kapitülasyon kaldırılırsa yapacağımız yorum şudur. Oradaki amaç neyi sağlamak? Ekonomik bağımsızlığı ne yapmaktır? Sağlamaktır. Peki bizim burada milletvekilleri, son Mebusan Meclisi milletvekilleri siyasi, adli, mali gelişmemize engel olan unsurlar kaldırılmalıdır derken kapitülasyona karşı çıktıkları için aynı zamanda neyi sağlamak istemişlerdir? Ekonomik bağımsızlık ne yapılmak istenmiştir? Sağlanmak istenmiştir. Birinci öncü doğrudur. Bir olmayan gitti, gitti, gitti. İkiye bakalım. Teokratik yönetime karşı çıkıldı. Arkadaşlar teokratik yönetime karşı çıkıyorsan sen nasıl yönetime geçiyorsun? Laik yönetime geçiyorsun. Peki laik yönetim nasıl olacak? Din ile devleti ne yapman gerekiyor? Ayırman gerekecek. Peki yukarıda din ile devletin ayrılması gerektiğine dair bir bilgi verilmemiştir. İkinci öncü de yanlıştır. Cevabımız direkt A şıkkıdır sevgili dostlar. Peki bakalım. İstanbul hükümetinin durumlardan hangileri merkez otoritesini korumaya çalıştığını kanıtlar. Merkez otorite yani kendi gücünü, kendi iradesini yüksek tutmaya çalıştığının göstergesidir diyor. Bakalım. Öncül 1. Temsil heyetinin onayını almadan barış yapılması kararlarını reddetmesi. Şimdi bakın. Eğer ki
İstanbul Hükümeti temsil heyetinin onayını alıp bir faaliyette bulunacaksa İstanbul Hükümeti kendini temsil heyetinden düşük tutmuş olur. Bunu reddediyorsa otoritesini korumaya çalışıyor. Birinci öncül doğru. Gitti, gitti, gitti. İki, Sert Barış Anlaşması'nı kabul etmesi. Arkadaşlar, Sert Barış Anlaşması'nı kabul etmesi otoritesini daha da sarsan bir gelişmedir. Bu da gitti. Cevabımız direkt arkadaşlar A şıkkıdır. Milli Mücadele Hareketi'nin resmen tanıması da arkadaşlar yine neyi azaltmıştır? Otoritesini ne yapar arkadaşım? Azaltır. Bunu da arkadaşlar ne yapmayalım? Unutmayalım. Çünkü Milli Mücadele hem İstanbul Hükümeti'ne hem de İtilaf Devletleri'ne karşı olan bir harekettir. Milli Mücadele hem ulusal bağımsızlığı savunmuyor muydu? Ulusal bağımsızlık kime karşı yapıldı? İtilaf Devletleri'ne karşı yapıldı. Bir de aynı zamanda neyi savunuyordu? Ulusal egemenliği savunuyordu. Bu da neye karşı yapılmıştı? Padişaha karşı yapıldığının göstergesidir. İstanbul Hükümeti kime bağlı? Padişaha bağlı. Padişaha bağlı bir hükümet, padişaha karşı olan bir güçle görüşme yapıp onu tanıyorsa otoritesi otomatik olarak sarsar arkadaşlar. Peki bakalım arkadaşlar ne yapmış? Bir kronoloji sorusu sormuş. Bize olayları vermiş. Olaylarda boşluk vermişiz. Boşlukları beraber dolduralım. Bakalım. Sivas Kongresi toplanmıştır. Arkadaşlar, Sivas Kongresi İstanbul Hükümeti'nin ve İtilaf Devleti'nin tüm engellemelerine rağmen toplanmıştır. Sivas Kongresi toplandıktan sonra temsil heyeti İstanbul Hükümeti ile olan tüm ilişkilerini ne yapmıştır? Kesmiş ve koparmıştır. Bunun üzerine o dönemin İstanbul Hükümeti olan Damat Ferit Hükümeti düşmüş. Yerine Ali Rıza Paşa Hükümeti kurulmuştur. Bu olay Milli Mücadele'nin İstanbul Hükümeti'ne karşı olan ilk başarısıdır. Diyebilirsin hocam bunun nesi başarı? Damat Ferit gitti, Ali Rıza Paşa geldi. Sonuç İstanbul Hükümeti devam ediyor diyebilirsin. Sevgili dostlar, Damat Ferit Milli Mücadele tam düşman. Ali Rıza Paşa Milli Mücadele ılımlı bir kişidir. Milli Mücadele ılımlı bir kişinin başa geçmesi Milli Mücadele için iyidir. Peki Ali Rıza Paşa hükümeti kurduktan sonra arkadaşlar Amasya görüşmeleri yapılmıştır. Peki Amasya görüşmesi nedir dersek arkadaşlar? Bakalım. Temsil heyeti ile kim arasında yapılmıştır? İstanbul hükümeti arasında yapılan görüşmelere biz Amasya görüşmesi deriz. Ve bu İstanbul hükümeti Amasya görüşmesini yaparak temsil heyetini yani Milli Mücadele resmen tanımıştır. Peki burada Amasya görüşmeleri sonucunda Meclis-i Mebusan'ın açılması kabul edilmiştir. Ve Meclis-i Mebusan açıldıktan sonra arkadaşlar ne ilan edilmiştir? Misak-ı Milli ne yapılmıştır? İlan edilmiştir. Ve Misak-ı Milli ilan edildikten sonra İtilaf Devletleri İstanbul'u işgal etti. İtilaf Devletleri Meclis-i Mebusan'ı dağıttı. Ve dikkat, İtilaf Devletleri Meclis-i Mebusan'ı dağıtıyorsa meclis halk iradesinin yansıtıldığı yerdir. Halk iradesinin yansıtıldığı yer eğer dağıtılıyorsa sen neye karşısın? Halk iradesine karşısın. Bunu unutmayalım. İtilaf Devletleri'nin Anadolu'daki hangi faaliyeti ulusal egemenliğe saygı duyduğunun göstergesidir derse cevap meclisin dağıtılmasıdır. Peki Meclis-i Mebusan dağıtıldıktan sonra Mustafa Kemal neyi kurmuştur? TBMM'yi kurmuştur sevgili arkadaşlar. Peki bakalım. Birinci TBMM açıldıktan sonra TBMM üzerinde hiçbir güç ve otorite yoktur kararı alınmıştır. Alınan bu karara göre hangilerine ulaşılabilir diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bakın meclis diyor, meclis, meclisin üzerinde hiçbir güç ve otorite yoktur diyor. Meclis ulusal egemenliğin, ulusal iradenin yansıtıldığı bir siyasi merci değil miydi? Evet. Peki bakalım. 1. Halk iradesi üstün kabul edilmiştir. Evet. Halk iradesini yansıtan bir kurumdan daha üstün bir güç olmadığını iddia etmek halk iradesine saygı duyulduğunun göstergesidir. 2. Padişah ve İstanbul hükümeti yok sayılmıştır. Şimdi ben desem ki Türkiye'de benim üzerime taarruz etmeni yoktur desem diğerleri ne yapıyorum? Yok sayıyorum. Burada da arkadaşlar TBMM bunu yapmıştır. Demiş ki padişah demiştir ki TBMM üzerinde hiçbir güç yoktur diyerek ben padişahı da ve İstanbul hükümeti ne yapıyorum? Yok sayıyorum demiştir. O yüzden TBMM nasıl bir meclistir? İhtilalci bir nedir arkadaşım? Meclistir. İkinci öncül doğru. Gitti, gitti, gitti. 3. TBMM'nin milletin tek temsil olarak kabul edilmiştir. Evet arkadaşlar doğrudur. Üzerinde hiçbir güç ve otorite yoktur diyorsa ben tekim diyor. Bu da halkın tek temsilcisi olduğunun göstergesidir. Cevap E şıkkıdır.
Peki bakalım. Yukarıdaki cümlenin sonuna cümlenin özelliğine göre TBB'ye ait özelliği yazınız diyor. TBB'ye ait olacak. Bakalım. 1. TBB'de azınlık vekillerin bulunmaması. Yani tüm vekillerin Türk olması onun nasıl bir meclis olduğunu gösterir. Ulusal yani milli bir meclis olduğunun göstergesidir. Kurtuluş Savaşı'nın yönetmesi onun bir ne meclisi olduğunun göstergesidir. Savaş meclisi olduğunun göstergesidir. Bakalım bakanların meclis içinden tek tek oylanarak seçilmesi. Arkadaşlar bakanlar eğer meclis içerse tek tek oylanarak seçiliyorsa biz buna meclis hükümeti sistemini arkadaşlar uygulamıştır diyebiliriz arkadaşlar. Peki yasama, yürütme, yargı yetkisini elinde bulundurması. Biz buna olağanüstü ne diyoruz olağanüstü? Bir meclis diyoruz olağanüstü. Yani biz buna ne birliği diyoruz? Güçler birliği diyoruz. TBMM hem yasamayı hem yürütmeyi hem de yargıyı elinde bulunduruyorsa olağanüstü meclisin. Hocam nasıl diyebilirsin? Şimdi sevgili dostlar bakın olayı şöyle göstereyim. Meclisi ikiye ayırayım. Bir normal meclis. Bir de arkadaşlar nasıl meclis? Olağanüstü meclis. Olağanüstü meclis demek olağanüstü demek olması gereğinden fazla demektir. Bakın sevgili dostlar. Normal meclisin sadece yasama yetkisi vardır. Meclisler yasama organıdır. Yalnız arkadaşlar bizim TBMM hem yasamanın yanına hem yürütmeyi koymuş hem de neyi koymuş? Yargıyı koymuş. Yani olması gereğinden daha fazla yetkilere sahip olduğu için buna olağanüstü meclis denmiştir. Bundaki amaç arkadaşlar alınan kararları hızlıca uygulamaktır. Peki bir tane soru soracağım sevgili arkadaşlar. Bu sorunun cevabını yorumlara bekliyorum. Birinci TBMM yasama, yürütme, yargı yetkisinde bulundurması yani güçler birliği ilkesini uygulaması yani olağanüstü meclis özelliğini göstermesi demokrasiye uygun mudur? Demokrasiye ters midir arkadaşlar? Yorumlara bekliyorum. Peki yeni bir ordu kurması arkadaşlar bakalım. Eğer ki bunlar bir ordu kuruyorsa bunlar nasıl bir meclistir? Kurucu bir meclistir. Bunu yazdık. Peki İstanbul hükümeti ve padişahı yok sayıyorsa nasıl bir meclistir? İhtilalci bir nedir arkadaşım? Meclistir sevgili dostlarım. Peki. Birinci TBMM'de hükümet başkanlığı görevi meclis başkanı tarafından yürütülmüştür diyor. Bu durum değerlendirmeden hangileri doğru olamaz diyor. Bakalım. Arkadaşlar ne demiş bize? Hükümet başkanı aynı zamanda ne başkanıdır? Ha? Meclis nesi? Meclis başkanıdır. Bakın. Şunu unutmayın. Hükümet demek arkadaşım yürütme demektir. Bunu iyi bilin. Meclis demek arkadaşım yasama demektir. Bunu iyi bilin. Hükümet başkanıyla meclis başkanı aynı kişi ise yürütme ile yasama birleştirilmiştir. Biz buna ne diyorduk arkadaşlar? Biz buna güçler birliği diyoruz. Bir ama ikinci öncül doğru gitti gitti. Peki bakalım. Başbakanın yetkinin sınırlandırıldı. Arkadaşlar daha burada başbakan diye bir kavram yok. Birler gitti. Peki bakalım meclis hükümeti sistemin benimsendiği. Doğrudur arkadaşlar cevap E şıkkıdır. Şunu unutmayalım. Bir yerde meclis hükümeti sistemi olduğunu şöyle anlayacağız. Bakalım bir eğer ki bakanlar tamam bakanlar meclis içinde tamam meclis içinde arkadaşlar tek 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 oylanarak seçilirse arkadaşım orada meclis hükümeti sistemi vardır ve aynı zamanda meclis başkanı eşittir hükümet başkanıysa yine burada ne sistemi vardır? Meclis hükümeti sistemi vardır. Bize burada ne demiş? Hükümet başkanlığı görevi meclis başkanı tarafından yürütülüyorsa hükümet başkanıyla meclis başkanı aynıdır. Bu meclis hükümeti sistemi olduğunu göstergesidir. Peki aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin isyanlara karşı aldığı önlemlerden biri değildir demiş. Bir yerde isyan varsa TBMM'nin nesi bozulur? Otoritesi. Ne yapılır otoritesi? Sarsılır. Yani arkadaşlar bir nevi de otoritesini arttırma yönelik önlemler almış. Bakalım Ankara müftüsünden fetva alınmıştır. Arkadaşlar evet Ankara müftüsü Rıfat Börekçi'den denmiştir ki milli mücadele yararına fetva ver denmiş ve verilmiştir. Bakın.
Müftü din adamıdır. Fetva dini bildirir. Yani milli mücadele döneminde din adamlarından faydalanmıştır. Doğrudur. Peki. Hıyaneti vataniye kanun çıkarılması. Bakın arkadaşlar, hangi yetkiyi kullanmış? Yasama yetkisini kullanmış. Milli mücadele aleyhinde faaliyet gösterenlerin yargılandığı bir arkadaşlar kanundur. Genellikle buraya gidenler idam edilirdi. Peki saltanatın kaldırılması. Arkadaşlar saltanatın kaldırılmasındaki amaç arkadaşlar ulusal egemenliktir. TBMM'ye karşı çıkan isyanları önlemek için yapılan bir şey değildir. Zaten isyan var diye TBMM bir de saltanatı kaldırsaydı yangına neyle giderdi? Körükle giderdi. İsyanlar daha da artardı. Cevap C şıkkı. Peki İstiklal Mahkemenin kurulması doğrudur. Hatta üyeleri kimden seçiliyordu? TBMM içinden seçiliyordu. Ve TBMM hangi yetkiyi kullanıyordu? Yargı yetkisini kullanıyordu. Peki İstanbul Hükümeti ile ilişkinin kesilmesi de doğrudur sevgili arkadaşlar. Peki ne demiş? Ser anlaşması Türklerin çoğunlukta olduğu yerleri Türkleri bırakmamakla. Yani Türklere bırakmıyor. Peki ilgili belgelerin hangilerine aykırı düşmüştür diyor. Bakalım Wilson prensipleri. Kavadan Wilson prensiplerinin ne ilkesine karşıdır? Çoğunluk ilkesine arkadaşım karşıdır. Çünkü Wilson prensipleri ne diyordu? Osmanlı sınırları içerisinde hangi ulus çoğunluktaysa orada kendi yönetimini kurabilir diyordu. Türklerin çoğunlukta olduğu yerler Türklere verilmiyorsa Wilson prensibine terstir. Bir olmayanlar gider. Peki Paris Barış Konferansı ile alakalı bir durum yoktur. Misak-ı Milli ilkesi doğrudur arkadaşlar. Misak-ı Milli ilkesi der ki 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanıncaya kadar işgal edilmemiş yerler Türk ve Müslüman olduğundan dolayı vatan toprağıdır, parçalanamaz demiştir. Türklerin ve Müslümanın çoğunluk olduğundan dolayı arkadaşlar buna da ters düşer. Cevabımız C şıkkıdır. Peki sevgili arkadaşlar, Mustafa Kemal'in milli mücadele döneminde gerçekleştirdiği aşağıdaki faaliyetin hangisinin amacı ulusal egemenlik olduğu söylenemez diyor. Ulusal egemenlik halk kararına saygılı olan bir düşünce şeklidir. Bakalım meclisin açılması için girişimleri bulunmuştur. Doğrudur. Eğer ki meclisin açılmasını istiyorsan bir ulusal egemenliğe saygı duyuyorsun. Aynı zamanda arkadaşlar neyi denetlemek istiyorsun? İstanbul hükümetini ne yapmaya çalışıyorsun? Denetlemeye çalışıyorsun. Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'nde meclisin açılmasını dile getirmiştir. Sivas Kongresi'ni dile getirmiştir. Amasya görüşmelerinde İstanbul hükümetini kabul ettirmiştir. Mustafa Kemal neden illa da meclis açılmasını istiyor dersek, meclis açılırsa halk yönetime katılır. Halk yönetime katılırsa ulusal nedir? Ulusal egemenliktir. Peki meclis açılırsa İstanbul hükümeti ne yapabilir? Denetlenebilir. A şıkkı doğrudur. Peki. TBMM üzerinde hiçbir güç ve otorite yoktur kararının alınması. TBMM arkadaşlar yani Türkiye Büyük Millet Meclisi. Meclisinde hiçbir güç yoksa ulusal egemenliği her şeyden üstün tutmuştur. Doğrudur. Peki meclisin ve Bursa'nın milletvekillerini de TBMM'ye davet etmesidir. Davet etmesi. Bakalım arkadaşlar. Şimdi seçim yapıldı. Seçim yapılınca arkadaşlar Mebusan Meclisi açıldı. Mebusan Meclisi açılınca arkadaşlar ne ilan edildi? Misak-ı Milli ilan edildi. Misak-ı Milli ilan edilince İstanbul ne yapıldı? İşgal edildi. Meclis ne yapıldı? Meclis. Meclis dağıtıldı. Ve bunun üzerine arkadaşlar Mustafa Kemal Ankara neyi kurdu? TBMM'yi kurdu. Ve Mustafa Kemal TBMM için seçim yaptı ve şunu söyledi. Daha önceden halkın seçtiği meclisi mebusan milletvekillerinin milletvekillikleri TBMM'de devam edecektir demiştir. Ve bu yüzden Mustafa Kemal halkın seçtiği milletvekillerini Ankara'ya davet ederek ulusal egemenliğe saygı duyduğunu göstermiştir. Peki manda ve imaya karşı çıkması egemenlik olmaz. Bu nedir arkadaşım? Bağımsızlık olur. Cevap D şıkkı. Peki E şıkkı. Ulusun bağımsızlığı yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır diyor. Yine ulusal egemenliktir. Arkadaşlar ulusal egemenliği doğrudur. D şıkkında egemenlikle alakalı bir karar olmadığından dolayı cevabımız D şıkkıdır sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım bu videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizi çok çok seviyorum.